Merhabalar sevgili gençler. Yeni bir 11. sınıf tarih dersi videomuzda karşınızdayız. Şükürler olsun ki ikinci ünitenin son videosuna kadar geldik. Artık ikinci üniteyi bu video, bu video ile beraber bitireceğiz. 3. üniteyle ilgili arkadaşlar oynatma listemiz hazırlanmış durumda. 3. ünitemizin videolarını ben geçen sene çekmiştim. Müfredatla aynı paralelde devam eden yani ders kitabıyla uyumlu videolardır. Gönül rahatlığıyla onları da seyredebilirsiniz. Biz hemen 3. Pardon ikinci ünitemizin bilmem kaçıncı videosuna başlayalım. E, kitaptan anladığımız şeyleri dilimizin döndüğü kadar sizlere aktarmaya çalışalım. E, bu arada arkadaşlar, <laughs> kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar ben anlatım esnasında e, kitap haricinde bir takım bilgiler de aldım. O bilgileri ben zaten burada kitapta yok veya e, altını sarı çizerek gösterdim. E, hemen biz videolarımıza başlayalım. Şimdi e, en son kaldığımız konu Osmanlı Devleti'nde isyanlar ve düzeni koruma çabalarıydı. Osmanlı Devleti 16. ve 17. yüzyılda Batı'da Avusturya ile savaşırken doğuda İran ile savaşıyordu. Biz bunu önceki videolarımızdan hatırlıyoruz. İşte İran'la yapmış olduğumuz bir sürü antlaşmalar vardı. Hatırlarsanız bizim onunla ilgili de kodlamalarımız da vardı. Avusturya ile yapılmış savaşlar vardı. En meşhurlarından bir tanesi Haçova meydan muharebesiydi hatırlarsanız. Şimdi Osmanlı bir taraftan Avusturya ile bir taraftan İran'la uğraşırken bir taraftan da Osmanlı kendi içinde isyanlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nde 16. ve 17. yüzyılda Merkezde ve Anadolu'da ayrı ayrı isyanlar çıkıyor. Merkezde çıkan isyanlara Yeniçeri isyanları deniyor. Tabi bunu bazı kaynaklar İstanbul isyanları olarak anlatır. Yeniçeriler merkezde dolayısıyla başkentte olduklarına göre bu isyanlara zaten İstanbul isyanı denmesi normaldir. Anadolu'da çıkan isyanları ise Celal isyanları ve Suhte isyanlarıdır. Bazen sorularda direkt olarak Anadolu isyanları der. Anadolu isyanları dendiğinde daha çok akla Celal isyanları gelir. İstanbul dendiğinde Yeniçeriler akla gelir. O zaman burada neyi aklımıza tutacağız gençler? Zaten yeniçer, Yeniçeriler Yeniçer kapı kulu ocağının bir parçasıdır. Dolayısıyla kapı kulları ancak merkezde isyan edebilir ki biz bunu önceki videolarımızdan az çok da olsa hatırlıyoruz. Biz şimdi bu isyan, çe isyan çeşitlerinden önce Celal isyanlarıyla başlayalım. Öncelikle ilk sorumuz şu. Celal isyanların adı nereden geliyor? Arkadaşlar Celal isyanların ismi Yavuz Sultan Selim döneminde Tokat ve çevresinde isyan eden Bozoklu Celal'den geliyor. Yalnız burada bir yanılgıya düşmeyelim. Bozoklu Celal'deki kastetmiş olduğumuz buradaki Bozok, Tokat'ın değil Yozgat'ın eski adıdır arkadaşlar. Dolayısıyla Celal Yozgatlıdır. Ha öğretmeniniz böyle genel kültür olarak sorabilir. Bozoklu Celal Celal nereli? Yozgatlıdır kendisi. Bu adam Yozgat, pardon Tokat ve çevresinde isyan ediyor. Bozuklu Celal. Bundan dolayı bundan sonraki isyanlara Celal isyanları deniyor. Yalnız Bozuklu Celal'ın isyan etmesinin sebepleriyle Celali isyanlarının sebepleri hemen hemen örtüşmüyor arkadaşlar. Mesela Bozoklu Celal neden isyan etti? E, Safevi Devleti'ni kışkırtması vardı işin içerisinde. Bir de Osmanlı Devlet yönetiminden memnun olmayan Şiiler vardı. Osmanlı devlet yönetiminde bulunan Şiiler memnun değiller. Safevi devleti ki hatırlarsanız Şah İsmail'in devleti, Şah Tahmasp'ın devleti, Şii kökenli bir Türkmen devletiydi o da. O da ne yapmış? Şii Türkmenleri kışkırtmış. Bundan dolayı Bozoklu Celal'in isyanı çıktı ve bundan sonraki isyanlara Celal isyanları dendi. Peki Celal isyanlarının sebepler neler? Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Kağıdımızda bakın ben 7 tane Celal isyanlarına sebep bulmuşum. Ama dikkat 5. 6. 7. maddeler kitapta yok. Yani herhangi bir sınav sorusu sorulduğunda, öğretmeniniz bunu sorduğunda 5, 6, 7'yi yazmayabilirsiniz. Tabi bu arada öğretmeniniz anlatırken değilmiş de olabilir. Şimdi Celal İsyanları neden çıktı? Celal İsyanları'nın hemen arkadaşlar bir numaralı sorunu sebebiyle başladığımızda bir numaralı sebep arkadaşlar ekonomik sıkıntıdır. Tabi buradaki ekonomik sıkıntı ne kastediyor? Anadolu'da hızlı bir şekilde nüfus artıyor, fetihler duruyor veya azalıyor. Bu durumda kaynaklar yetersiz kalıyor ve Anadolu'da işsizlik başlıyor. O zaman ben Celal İsyanları'nın sebeplerine bir fetihlerin durması, ekonominin bozulması diyebilirim. İki, Anadolu'da işsizliğin artması diyebilirim. Tamamen sana kalmış veya bu bir numaralı maddeyi bizzat birebir aynı şekilde söylersin. İki, Anadolu'da yaşanan kuraklık. Özellikle 1591 ve 1595 arası Anadolu'da çok ciddi kuraklık yaşanmış. E şimdi ülkede kuraklık yaşanıyor ama devlet almak istediği vergiyi yine almak istiyor. Bakın ne vardı? Özellikle Anadolu'da tımar sistemi uygulanıyordu. Tımar sistemi dolayısıyla halk ürün alamayınca bu sefer tımar sisteminde sıkıntılar olmaya başlamıştı. 3 numara topraksız, topraksız kalan köylünün sarıca, sekban ve levent olması. Hatırlayınız önceki videolarımızda anlatmıştık. Avrupa'da bir askeri dönüşüm yaşanmıştı. Osmanlı bu askeri dönüşüme tepki olarak hem Yeniçeri askerlerin sayısını arttırmış. Aynı zamanda da Anadolu halkından silah kullanabilenlerden sarıcalar, sekbanlar ve leventler almıştı. Ama bu askerlere, Sarıcalara, Sekban ve Leventlere ki bunlar geçici ücretli askerlerdir. Bu geçici ücretli askerlere savaş zamanı maaş ödemiş. Savaş bittiği zaman da bunları Anadolu'ya köylerine göndermişti hatırlarsanız. Ve bunlar köylerine giderken silahlarını da vermişti devlet. Devlet savaş olmadığı dönemlerde onlara maaş ödemek yerine onları silahlarla birlikte Anadolu'ya gönderince bu Sekbanlar, Sarıcalar, Leventler köylerine dönmek yerine eşkıyalık faaliyetlerine girişmeye başladılar. Bir diğer Celal isyanlarının sebebi de arkadaşlar Safeviler ve Avusturya ile savaşların uzun sürmesiydi. Çünkü bu savaşlar hem uzun sürmüştü hem sonuç alamamıştı ve Anadolu'da her türlü kaynak tükenmiş tımarlı sipahiler arazilerine bulunamamıştı. Şimdi hatırlarsanız Anadolu'da güvenliği sağlayan tımarlı sipahilerdi. E şimdi tımarlı sipahi yok. Bir taraftan nüfus artıyor, ekonomi kötüye gidiyor, kuraklık başlamış. Sarıcalar, segmentler, Sekmanlar ne yapıyor? Devletin başına bela oluyor. Anadolu'da isyan ediyorlar. Bunlar ne yapacaklar? E, Celal isyanlarını çıkartacaklar. Bütün bunların neticesinde bakın tımar sisteminin bozulması. Eğer tımar sistemi bozulmasa iyiydi tımarlı sipahinin bir numaralı görevi bulunduğu bölgede güvenliği sağlamaktı. O zaman bu isyanlar çıkamazdı. Bir diğer sebep arkadaşlar asker kaçakları. Özellikle Haçova Meydan Muharebesinde çok ciddi bir asker kaçağı yaşandı. Ve bu askerler başkentte dönemediler çünkü bunun cezası çok ağır. Onlar da ne yaptılar? Dağa çıktılar, eşkıyalık yapmaya başladılar. Bir diğer sebeple arkadaşlar, yerel yöneticilerin adaletsiz tutumları. Toprakta kuraklık olmuş. Sen niye halkın hala gırtlağına basıyorsun çok fazla vergi alacağım diye. Bak bu nedir? Adaletsiz tutumdur. Yalnız arkadaşlar, Celali isyanları Osmanlı Devleti'nin varlığına ve hanedana karşı yapılmış isyanlar değildir. Yani Celal isyanları yönetimi değiştirelim, Osmanlı padişahlığını ortadan kaldıralım, cumhuriyet getirelim falan filan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın test sorularına karşınıza çıkarsa dikkat edin. Amaç bir tek amaç vardır Celal'lerde. Devletten menfaat koparmak. Ve Osmanlı'yı en çok uğraştıran Celal isyanları ben buraya yazdım. Bunlar test sorusunda hangisi değildir biçimde gelebilir. O yüzden arkadaşım sınav tarihi yaklaştığında sen bunları bir ezberle. Bak Osmanlı Devleti'ne uğraştığında celal isyanları. Kara yazıcı. Bu aynı zamanda ilk büyük celal isyanıdır. Ee, Sivas ve çevresine isyan etmiştir. Birazdan ayrıntı vereceğim. Deli Hasan. Deli Hasan kara yazıcının kardeşidir. Bu arada ders anlatan adamın da adının Hasan olması enteresan bir durum. <laughs> Deli Hasan. E, ee, kara yazıcıyla bunlar abi kardeş. Bir diğeri Tavil Halil. Bazı kaynaklar Tavil Ahmet der. Tarih kitapları anlaşamıyor. Bir diğeri Kalenderoğlu'dur. Bir diğeri Cambalatoğlu'dur yapmak gerekiyor? Bunları hatırlamak gerekiyor. Bunlar Celal isyanlarıdır arkadaşım. İlk büyük Celal isyanı Karayızcı isyanıdır. Sivas Beylerbeyliği görevi yapıyor bu adam. Tabi bu arada pardon yanlış söyledim. Sivas Sancak Beyliği. Bu adam Sivas Sancak Beyliği yaparken görevden alınıyor. O görevden alınca duruma bozuluyor. Elinden topraklar alan sipahileri, başıboş kalan sekmanları, leventleri ve sarıcaları etrafına topluyor. İsyan ediyor. Osmanlı Devleti Kara Karayazıcı'nın isyanını bastırırken çok zorlanıyor. En sonunda Kara Yazıcı öldürülüyor. Ama isyan bir türlü bastırılamıyor. Devam ediyorum. Osmanlı'nın eşkıyalık yapan Celali lider, liderleriyle anlaşarak onları önemli devlet görevlerine getirmesi eşkıyalık faaliyetlerini daha da arttırıyor. Bak örnek Deli Hasan demişim hemen somutlaştırayım. Az önce söyledim. Karayazıcı ile Deli Hasan abi kardeş. Kara Yazıcı öldürülünce isyanın başına Deli Hasan geçiyor. Deli Hasan Anadolu'yu darmadağın ediyor. Birçok köyü basıyor, birçok şehri basıyor, birçok insanı öldürüyor. Osmanlı'ya ciddi şekilde kafa tutuyor. Ve sonraki dönemlerde araya girenler Deli Hasan'la padişahın arasını yapıyorlar. Deli Hasan bütün her türlü kurala uyacağına, Osmanlı'ya bağlı olacağına söz veriyor. Osmanlı padişahı da tutuyor Deli Hasan'ı Bosna Beylerbeyi yapıyor. Şimdi dikkat. Adam asi, adam eşkıya, adam celali ama Osmanlı padişahı ne yapıyor onu? illegal olan bu adamı tutuyor, legale dönüştürüyor. Bu adam Bosna Beylerbeyi yapıyor. Şimdi Deli Hasan Bosna Beylerbeyi olunca düşünebiliyor musun? Ne ortaya çıkıyor? Beylerbeyi olmanın en kestirme yolu Celali olmaktan geçmeye başlıyor. Bu sefer menfaat koparmak isteyenler ne yapıyorlar? Çatır çatır isyan ediyorlar. Biz de bir gün Deli Hasan gibi Bosna Beylerbeyi olur muyuz diye. Ha bu arada Deli Hasan'ın sonu ne oldu? Kitapta yok bu bilgi ama ben yine söyleyeyim. Deli Hasan Bosna Beylerbeyi olduktan sonra yine aynı hareketlere dikkat etti. Kellesi vuruldu. Çünkü artık ele geçirilebilir bir konumdaydı. Peki Celal isyanlarının sonuçları neler oldu? Anadolu'da pek çok kasaba ve şehir yakılıp yıkıldı. Celaller yaptı. E bu yakılıp yıkılma esnasında huzur ve asayiş, asayiş bozuldu. Huzur ve asayiş bozulunca üretim azaldı. Şimdi güvenlik yok. Eşkıyalar elimdeki malları alıyor. O zaman ben bu tarlayı niye ekeyim kardeşim? Üretim azalınca bu sefer hazinenin vergi gelirleri azaldı. Hem üretim azalınca hem vergi gelirleri azalınca bu sefer ürünlerin fiyatları yükselmeye başladı. Anadolu'da artık ürün üretilmiyor. Ürün üretilmediği zaman ürünün miktarı düşer. Miktar düşünce enflasyon yaşanır. Fiyat artar. Anadolu halkı baktı ki Osmanlı Anadolu'da güvenliği sağlayamıyor. Daha güvenli yerlere göç etmeye başladı. Nereye? Şehirlere. Özellikle böyle etrafı surlarla çevrili olan şehirlere halk kaçarak kendini kurtarmaya çalıştı. Bunun en güzel örneği de arkadaşlar büyük kaçkundur. Büyük ihtimalle de sınav sorunuzdur bu büyük kaçkundur birazdan değineceğim. Celali isyanlarının en önemli sonuçlarından bir tanesi de Osmanlı bir taraftan Avusturya ile savaşıyor, bir taraftan İran ile savaşıyor. İçeride de Celali isyanları var. Osmanlı bu sefer ne Avusturya ile istediği gibi savaşabiliyor ne de İran'la. Dolayısıyla Osmanlı bu savaşlardan bir başarı elde edemiyor. Çünkü bir taraftan İran'la uğraş, bir taraftan Avusturya ile bir taraftan içeride uğraş bu Osmanlı'nın başarı kazanma ihtimali düşürüyor. Ha bu arada hadi iyisin demişim buraya. Burada belirtmiş olduğum 7. madde kitapta sayfa 71'de yer alan şu sorunun cevabı. Ya Celali isyanları Avusturya ile İran'da yapılan savaşlar üzerine nasıl etki yaptı? Ya burayı yazdık zaten. Peki bir soruda benden demişim buraya, kitapta yok. Celali isyanları tımar sistemi üzerine nasıl etki yapar? E şimdi isyanlar başladı. Halk tarlaya ekmemeye başladı. Halk tergi tarlaya ekmeyince bu sefer vergi vermedi. E vergi vermeyince bu sefer tımar sisteminden tımarlı sipahi yetiştiremezsin. Peki tımarlı sipahi yetiştiremezsen sana lazım olan ordu biz geçen derste bunu grafikle anlatmıştık bir önceki derste. Hatırlayamadıysan bir dön bak bir önceki videoya. E, bu full tekrar videolarından bir tanesiydi kaç numara olduğunu artık ben de hatırlamıyorum. Sen ordunda tımar sistemi bozulursa tımarlı sipahinin sayısı azalırsa mecbur ücretli askerlerin kapı kullarının sayısını arttırırsın. Bak her halükarda bu hazineye biner. Kapı kullarının sayısını arttırırsan zamanı geldiğinde maaşı ödeyemezsin. Maaşı ödeyemezsen ya tahşiş yaparsın ya iltizama yürürsün. Biz bu tahşişi anlattık, iltizamı da anlattık, malikane sistemini de anlattık. Bak iltizam malikane o da ayan sistemine yürüyordu ki inşallah hatırlıyorsun. Büyük kaçkun ne? 17. yüzyılın başlarında Anadolu'da celali baskısı artıyor. Devletin de vergi yükü artıyor. Dikkat bak. Üretim azaldı. Hazinenin vergi gelirleri azaldı. Şimdi üretim azaldığında atıyorum bir köyde 10 tane çiftçi var. 10 tane çiftçiden 10 lira vergi alıyorsun devlet olarak. Asayiş bozuldu. Köydeki çiftçi sayısı 5'e düştü. Devlet hala 10 lira almaya çalışıyor. Ve mübarek 10 aileden birer lira alıyordun. Şimdi 5 aile var diye 2'şer lira alırsan e bu sefer burada bulunan köylüye bir taraftan celali çöküyor bir taraftan da devlet çöküyor. Ve bu sefer ne oluyor? Halk padişaha mektup yazıyor. Diyor ki padişahım diyor bak Anadolu'da ciddi sıkıntılar var. Bu meseleyi çözeceksen çöz, çözmeyeceksen diyorlar biz gidiyoruz. Ve Anadolu halkı büyük kaçkunu başlatıyor. Tekrar ediyorum. Celali baskısı ve devletin ağır vergi yükü altında inim, inim inleyen halk topraklarını terk ediyor ve gidiyor. İşte buna büyük kaçkun deniyor. Mesela kitapta bununla ilgili istersen oku. Ee, Ankara'nın Bala ilçesine bağlı bir köyle ilgili bir muhabbet var anlatmış orada kitap. Yalnız bu büyük kaçkunu yapanlar tarımla uğraşan ve vergi veren köylüler. Nereye kaçıyorlar? Memurların ulaşamayacağı dağlara veya etrafı surlarla çevrili şehirlere kaçıyorlar. Peki tarımla uğraşan vergi veren köylüler Bulundukları yerden kaçarlarsa ayda dön başlasa tımar sistemi çöker. Osmanlı'da bu dönemde Anadolu'da çıkan isyanlardan bir tanesi de suhte isyanları. Potansiyel soru adayı. Suhte ne demek? Suhte medrese öğrencisi demek. Farsça'da yanlış tutuşmuş anlamına gelir. Bu arada e, Farsça'da yanlış tutulmuş demişiz, tutuşmuş demişiz. Parantezi açmışız, kapamayı unutmuşuz. Bu yanma söner. Parantez açık kalırsa ciğeran yapar. Medrese öğrencisi Farsça'da yanlış tutuşmuş anlamına gelirmiş daha sonradan softa şeklinde dönüşmüş. Softa günümüzde hala kullanılır. Peki suhte isyanlarının sebepleri nelermiş? Bir, Medrese eğitiminin bozulması. Özellikle Kanuni döneminden sonra medrese eğitiminde ciddi bir bozulma var. İki numara. Beşik ulemalı sisteminin başlaması. Birçok arkadaşımız biliyordur ama ben yine söyleyeyim. Bak, beşik ulemalı ulema sessiz harflere bak. LM bak. Burada LM deyince bazı arkadaşlar aklına <laughs> başka 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 şeyler gelebilir. Neyse ben devam ediyorum. LM dedim bak bu alim anlamına gelir. Alim. Beşik alimliği sistemi başlamış. Ya bu ne biçim bir sistem? Hemen ben kendimden örnek vereyim. Ben şimdi tarih öğretmeni miyim? Evet. Osmanlı Devleti döneminde yaşasaydım ben bir medresede çalışacak mıydım? Evet. Medresede çalıştığım için bana müderris denecek miydi? Evet. Peki ben müderris olduğumda ulema veya alim sınıfından mı oluyorum? Ona da evet. Peki beşik ulemalı ne oluyor? Benim iki tane oğlan var. Göktuğla Gökalp. Göktuğ doğduğu anda ben ulema olduğum için, tarih öğretmeni olduğum için, tarih muallimi olduğum için, tarih müderrisi olduğum için benim oğlan da doğduğu gibi tarih muallimi oluyor. Buna da beşik ulemalığı deniyor. Peki şimdi benim Göktuğ doğduğu gibi tarih öğretmeni olsa, ya herhangi bir şekilde çalışırım bu adam. Yo niye çalışsın ki ya? Adam diyor ki zidan diyor ben tarih öğretmeni oldum diyor. Peki doğuştan tarih öğretmeni olan birinin bu şekilde ders anlatma şansı var mı? Mutlaka vardır değil mi? Şimdi çok böyle hani birlerine birilerine de laf sokmak istemiyorum ama okulunuzda böyle beşik uleması olduğunu düşündüğünüz tarih öğretmenleri arkadaşlarınız mutlaka vardır. Gelirler böyle derse otururlar hiçbir şey yapmazlar. İşte ne, de, ne yaparlar? oğlum sen anlat. sunuyu açtım buradan anlat. Kitaptan şuradan şuraya kadar sorumlusunuz falan filan. Neyse ben çok değişmeyeyim konuyu. E, siz de böyle çok abartmadan ben bir yıldız bırakayım burayı. Varsa böyle öğretmenlerimiz yorum yoluyla ufak tefek bilgi alalım. Suhteler neden isyan etti? Bir medrese sistemi bozuldu. İki beşik ulema aldı. Başladı. Üç ilmiye sınıfında yükselmenin rüşvet ve iltimasla olması. Yani parayı veriyorsun ilmiye sınıfına yükseliyorsun. Veya iltimasla yükseliyorsun. İltimas adam kayırmak demek. Atıyorum günümüz için uyarlayalım mesela. Ee, doçentlik sınavına giriyorsun falanca telefon açıyor doçentlik sınavındaki adamına. Bu diyor bizim tanıdık da diyor yeğendir diyor. O yeğense tamam diyorlar bir yardımcı olalım da profesör olsun. Ya ilimde, alimde böyle şey olur mu? Gözünün yağını yedin ya. Yok böyle bir şey. Dört, medreselere kapasitesinin üstünde öğrenci alınması. Bir saniye ya. Medreselere kapasitesinin üstünde niye öğrenci alınıyor ki? Beş, nüfus artışı ve enflasyon sebebiyle gençlerin yatılı ve burslu medreselere sığınması. Ha cevap geldi. Bak, Ülkede nüfus artıyor. Celali isyanlarının başlangıcını düşün. Bir taraftan enflasyon artıyor. Gençler karnı doyuramıyor. Karnı doyuramayan gençler yatılı ve burslu medreselere sığınıyor. Yani ekmek elden, su gölden edebiyatı. Ve ekonomik sıkıntılar dolayısıyla bu sefer bu gençlere devlet Medreselerin imkanlarını karşılayamıyor. Bir saniye durdum bir daha baş aldım. Medrese bozulmuş. 5 şikil sistemi gelmiş. Rüşvet iltimas almış başını gitmiş. Medreselere kapasitesinin üstünde öğrenci alınmış. Neden? Nüfus ve enflasyon artışı sebebiyle aç kalan gençler yatılı ve burslu gidelim medresede yatalım yiyelim içelim edebiyatına bağlamışlar. Devlet bu sefer medreselerin ihtiyaçlarını karşılayamamış. Çok medrese çok öğrenci. Devlet bu sefer ne yemek parası verebiliyor ne yatak parası verebiliyor. Ekonomik sıkıntılar sebebiyle bu sefer devlet suhtelere Diyor ki siz kurban toplayın, cer yapın, nezir toplayın diyorlar. Devlet bu suhtelerin para toplamasına izin veriyor. Bu sefer de suhteler ne yapıyorlar? Gidiyorlar köylere halkın gırtlağına basmaya başlıyorlar. 16. yüzyılda Sivas'ın batısıyla Anadolu'nun Ege kıyıları arasında. Yani Sivas'ın batısından Ege'ye kadar olan kısmı düşün. Oralarda suhte ayaklanmaları başlıyor. Çete kuran suhteler köyleri, kasabaları yağmalıyor. Ama bu isyanlar bastırılırken çok ciddi şekilde can kaybına sebep oluyor. Bu arada kurbanın ne olduğunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Nezir adak demektir. Adak. Hani adam var derler ya. Cer de çok eski bir ne diyelim medrese alışkanlığıdır. Medreseler Osmanlı'da 9 ay açık kalırdı. Kalan 3 ayda da medrese öğrencileri köylere giderler, vaaz verirler, caminin işlerini yaparlardı. Buna da cer denirdi. Cer cere çıkmak, cere gitmek gibi bir kavramdı. Şimdi ne oldu? Celal isyanlarını gördük, Suhte isyanlarını gördük. Biz gelelim işin babasına. Yeniçeri isyanları, başkent İstanbul'da çıkan isyanlar. Arkadaşlar ilk yeni, Yeniçeri isyanı Fatih Sultan Mehmet zamanında çıkıyor. Ama Fatih döneminde, sonrasında işte ne bileyim Yavuz Sultan Selim döneminde, Kanuni Sultan Süleyman döneminde birçok isyan çıkıyor ama bu isyanlar dirayetli padişahlar sayesinde pek etkili olamıyor. Mesela Fatih dönemindeki isyan çok etkili olamadı. Yavuz dönemindeki bir isyanın zaten etkili olabilmesi mümkün değil. Adamın adı Yavuz. Peki yorum yoluyla cevaplayacağınız bir soru bırakalım ortaya. Sorumuz şu. İlk Yeniçeri isyanın adı neydi? Burada arkadaşlar bu soru 10. sınıf tarih dersi sorusudur. İlk Yeniçeri isyanı Fatih döneminde çıkmıştı. Adı neydi? İpucu. Yeniçeriler maaşlarına zam almak için isyan etmişlerdi. Yarım akçe. Buçuk akçe zam istemişlerdi. Belki oradan sorun cevabını bulabilirsin. Yorum yoluyla cevapları bekliyorum. Yeniçeri, Yeniçeriler neden isyan etti? Bir, devlet adamları arasındaki iktidar mücadelesi. İki, ekonomik sıkıntılar. Şimdi Yeniçerilerin isyanında bir numaralı sebep devlet adamları arasındaki iktidar mücadelesi. Bu ne demek oluyor? Şimdi düşün. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun'da kubbe altı vezirleri var. Kubbe altı vezirleri. Bunlar yedi tane. Yedinci vezir, altıncı vezir, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci vezire sadrı azam deniyor. Diyelim ki ben kubbe altı vezirlerinden bir tanesiyim. Yedinci vezir olarak divana girmişim. Peki benim altıncı vezir olmam için benim üstümdeki 6, 5, 4, 3, 2, 1 numaralı vezirlerden bir tanesinin ya eceliyle ölmesi gerekiyor. Ya görevden alınması gerekiyor veya öldürülmesi gerekiyor. Peki şimdi ben 7. vezirim. Ya bekle Allah bekle, bekle Allah bekle. Ben ne zaman 6. vezir olacağım? Peki bu işin kolayı yok mu? Var. Osmanlı'daki birçok devlet adamı bunun kolayını bulmuş. İşte bu iktidar mücadelesi. Yedinci vezir Yeniçeri ağasının kulağına diyor ki ya diyor bu ay diyor sizin maaşlar diyor ulufeler geç ödenmiş diyor. Yeniçeri ağası diyor ki evet diyor geç ödendi diyor. Yedi numaralı vezir diyor ki ben biliyorum diyor kim neden olduğunu. Yeniçeri ağası diyor ki, neden? Diyor ki üç numaralı vezir diyor üçüncü vezir diyor geç ödetti. Peki şimdi Yeniçerilerin elinden üçüncü veziri kim alacak ya? Hiç kimse alamaz. Yeniçeriler ne yapıyorlar? Üçüncü veziri padişahtan istiyorlar. Padişah vermese. Padişah diyorlar ki seni de alırız. Padişah mecburen 3. vezir veriyor. 3. vezir Hakk'a yürüdü. O zaman dördüncü vezir, 3. vezir, 5. vezir 4, 6. vezir 5, 7. vezir 6 oldu mu? Oldu bak ne oldu? Devlet adamları iktidar mücadelesinde yeni çevreleri kullandılar. Bir diğer sebep ekonomik sıkıntıymış. Maaşların değeri düşük akçeyle ödenmesi. Yine parantez açık kalmış. Örtelim üstünü. Peki... Yine yorum yoluyla cevaplayacağınız bir soru. Cevap bilmiyorsan önceki videolara bak arkadaşım. Yeniçeriler yılda dört defa maaş alıyorlardı. Buna ne deniyordu? İpucu U harfiyle başlıyordu. Peki akçenin değerinin düşürülmesine ne deniyordu? Bak maaşların değeri düşük akçeyle ödenmesi. Hadi bunu ben cevaplayayım. Bunu biz daha önce de söylemiştik. Bunun adı arkadaşlar tahşişti. Hocam ben sınavda hoca sordu. Yeniçeri isyanlarına sebepleri nelerdir dedi. Bir devlet adamları arasında iktidar mücadelesi dedim. İki... Ee, Osmanlı'da paranın tahşiş edilmesi dedim. Vallahi o öğretmenin sana tam puan vermesi lazım. Bir de üstüne alnından öpmesi lazım senin. Tahşişin ne olduğunu biliyorsun. Hele bir de yan tarafa tahşişin ne olduğunu açıklarsan Allah Allah demesi lazım öğretmenin. Peki şimdi önemli Yeniçeri isyanları. Üçüncü Murat döneminde Yeniçeriler isyan ediyorlar. Neden? Düşük ayarlı akçe yani tahşiş edilmiş akçe ile ulufe almak istemeyen Yeniçeriler. Burada arada U'ya ipucu verdik. Rezil olduk. U, u, u gördün mü? Gördün mü? bu? U talepleri üzerine defterdar ve vezir azam idam ediyor. Ayda defterdarla vezir azam gitti. İkinci vezir vezir azam oldu. Bak ne oldu? İktidar mücadelesi olabilir. Genç Osman döneminde Yeniçeriler isyan etti. Neden? Çünkü Genç Osman Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştü. Islahat yapmayı ciddi ciddi düşünen ilk Osmanlı padişahıydı. Ne oldu? O Yeniçeri ocağını kaldıramadı. Yeniçeriler onu kaldırdı. Genç Osman'ı Yedikule zindanlarında boğdular. Yeniçeriler ilk defa bir Osmanlı padişahı öldürdü. Ve Yeniçeriler gücünün farkına vardı. Vay dediler ya biz padişah da alabiliyoruz. O zaman daha Yeniçerileri kim tutar? Bir diğer isyan 4. Mehmet döneminde. İsyancılar padişahtan bir takım devlet adamlarını istedi. Yanlış hatırlamıyorsam 28 kişi belki de rakamda yanlış olabilir. Bunları aldılar Sultanahmet Meydanı'nda çınar ağaçlarına astılar. Ve bunlar bildiğin günlerce o Sultanahmet Meydanı'nda çınar ağaçlarına sallandı. Bundan dolayı bu olaya çınar vakası dendi. Yalnız bakın ben buraya bir de vakay vakvakiye yazmışım. Divan edebiyatında çınar ağacının yapraklarının çıkardığı sese vakvak vak deniyor. E, vakvakiye de olay demek zaten. Bundan dolayı bu olaya bazen vakayı vakvakiye dendiği de oluyor. Bu şekilde daha net hatırlanır. Peki Yeniçeri İslamlıların sonuçları neler oldu? Önemli devlet adamları idam edilince liyakatsız kişiler önemli mevkilere geldi. Liyakatsız, o işi hak etmeyen, o işin yeterliklerine sahip olmayan. Yine ben aynı örneği vereyim. E, ayıp olacak ama. Hani bakıyorsun derse geliyor adam, matematik anlatıyor. Ya matematik M'sinden kendisi haberi yok işte. Bak o liyakatsiz adam. Bir başkası geliyor, adam bir matematik anlatıyor. Allah'ım diyorsun ben bu adamla nereden, niye daha önce tanışmadım diyorsun. Bak o adam liyakatli. Veya bir adam mühendislik yapıyor. Dünyadan haberi yok. Bir başkası çatır çatır bina dikiyor falan. Sık sık padişah değişti. Bu zaten neyi bozar? Ee, ne diyelim ona? Uygun kelimeyi bulamadım ama... Ee, düzeni bozar, tertibi bozar sık sık padişah değişmesi. Merkezi otorite de sarsıldı, devlet idaresi bozuldu. Islahatlar sonuçsuz kaldı. Yeniçeriler bu arada isyan ederlerken istemezük diye isyan ederler. Bir de kazan kaldırırlar. Kazan kaldırdıkları zaman bir iki Osmanlı'da çok ciddi sıkıntı vardır. Bu dersle ilgili bir diğer konumuz arkadaşlar kitapta bulunan Ekber ve Erşey sistemi. Şimdi Ekber ve Erşey sistemine gelmeden önce kitap bir takım bilgiler vermiş. Ben de onları topladım. Osmanlı'da veraset anlayışının belirsiz olması taht kavgalarına sebep olmuş. Dikkat! Osmanlı'da veraset anlayışı belirsiz. Veraset ne demek? Bir devletin başına kim geçer, nasıl geçer bunu anlatan kurallar bütünü. bütünü. Osmanlı'da veraset anlayışı belirsizmiş. Yani padişah öldüğünde tahta kim geçer sorusunun cevabı net değilmiş. Ve bu durum bazı devletlerin Osmanlı'dan bu konuda faydalanmasına sebep oluyormuş. Mesela Osmanlı Devleti'nde bir padişah oluyor, kardeşlerinden bir tanesi gidiyor Bizans'a sığınıyor mesela. Onu anlatmaya çalışmış. Bu durumdan faydalanan devletler Osmanlı için tehlike oluşturmuşlar. Osmanlı'da yükselme dönemi, dönemi içerisinde özellikle çok ciddi taht kavgaları olmuş. Bakın bu arada örnekleri ben buraya vermişim ama bu Fetret Devri'ni niye maviyle yazmış onu ben de anlamadım. Bunu sen beyaz olarak gör. Fetret Devri'nde Yıldırım, Oğul, Yıldırım Moğolları birbirini yedi. Ben hatırlatayım sen duymamasından gel. İsa, Musa, Süleyman, Mehmet. Dört çocuk birbirini yedi. Bir de bunlarda beşin çocuk vardı. Mustafa. O Mustafa'yı Timur olup götürmüştü. Onun sınıf konusuydu bu. Bu Mustafa 1. Mehmet ve 2. Murat döneminde isyan etmişti. Şehzade Mustafa veya buna Düzmece Mustafa da derler. Fatih'ten sonra iki oğlu Cem ve Bayezid birbirini yemişti. Cem papanın eline düşmüştü. İkinci Bayezid bir de oğlu Şehzade Selim'le mücadele etmişti. Şehzade Selim'le Bayezid savaşmış. Bayezid kazanmış. Ama Yeniçerilerin desteklediği Şehzade Selim tahta geçmişti. Tahta geçen Yavuz kardeşlerini ve yeğenlerini öldürmüştü. Kanuni Sultan Süleyman kendi öz oğlu Şehzade Mustafa'yı öldürmüştü ki Hürrem Sultan dizisinden herkes bunu duymuştu. Şimdi Osmanlı'da veraset sisteminde değişiklik yapan padişahlar var. Toplamda bunlar üç tane yalnız kitapta bu sarı olan yok. Birinci Murat Osmanlı'da veraset sisteminde değişiklik yaptı. Dedi ki ülke padişah ve oğullarınındır dedi. 1. Murat'tan önce Osmanlı'da veraset anlayışı şöyle. Ülke hükümdar, ailesinin ortak malı. Hükümdar ailesi yani hükümdar ailesi yani ülke padişahın oğullarının, padişahın erkek kardeşinin, padişahın amcasının komple çok geniş bir yelpaze. 1. Murat diyor ki ülke padişah ve oğullarındır diyor. Yani kardeşler amcalar, yeğenler devlet dışı alıyor. Bak adam ne yapıyor? Tat kavgalar azalsın diye uğraşıyor. Fatih Sultan Mehmet ne diyor? Ülke padişahındır diyor. Oğullarını da değildir diyor. Ve devletin bekası için kardeş katli vaciptir diyor. Nerede söylüyor bunu? Fatih Kanunnamesi'nde. Fatih Kanunnamesi. Fatih Kanunnamesi dediğimiz kanunname bazı kaynaklarda orijinal adıyla geçer. Kanunname-i Ali Osman derler. 2. Mehmet'ten çok çok sonra 1. Ahmet döneminde Ekberi erşet veya ekber ve erşet veya ekberiyet usulü geldi gençler. Zaten bizim konumuzda ekber ve erşet. Devam tamam. ediyorum. Şimdi burada yalnız e, sınavda özellikle test sorularına karşınıza çıkabilecek bilgiler var. Pardon yanlış söyledim. Boşluk doldurmada da çıkabilir. Testte de karşınıza çıkabilir. O yüzden şu kısma dikkat etmek lazım. Bak burada çok önemli bilgiler var. Kanuni döneminde Şehzade Bayezid isyan ediyor. Şehzade Bayezid isyan edince Kanuni diyor ki bundan sonra diyor sadece en büyük çocuk sancağı çıkar diyor. Hatırlayın Osmanlı'da padişahın çocukları şehzadeler sancağı çıkarlar ve eğitim alırlardı. Kanuni Beyazıt'ın isyanından sonra sadece en büyük oğlu sancağı gönderiyor. Diğerleri sarayda tutulmaya başlanıyor. Şehzadelerin sarayda tutulmasına kafes usulü deniyor arkadaşlar. Kafes usulü veya kafes sistemi. Bildiğin adamlar bir kafesin içerisinde yaşıyorlar. Bir tane oda. Sadece içeriye lalan girebiliyor bir de garson girebiliyor. Onun haricinde dünyadan bir habersin. Neden yapılıyor bu? Birileriyle anlaşıp isyan etmesin diye. Sancaktan yetişerek tahta çıkan son Osmanlı padişahı 3. Mehmet. Önemli bilgi. Tekrar söylüyorum. Sancaktan yetişip tahta çıkan son oldu Osmanlı padişahı. Ve bundan sonra sancağa çıkma usulü tamamen kaldırılacak. 3. Mehmet'ten itibaren sancağa çıkma usulü yoktur. Sancaktan değil de kafesten yetişen tahta çıkan ilk Osmanlı padişahı 1. Ahmet'tir. Tekrar sancaktan yetişerek tahta çıkan son Osmanlı padişahı 3. Mehmet. Kafesten yetişerek tahta çıkan ilk Osmanlı padişahı 1. Ahmet'tir. 1. Ahmet döneminde Ekber ve Erşet sistemi başlamıştır. Hop bir ok çıkardık gösterdik. Ekber ve Erşet sistemi ne zaman başlar? 1. Ahmet döneminde başlar. Ekber ve Erşet sistemi nokta nokta döneminde başlamıştır. 1. Ahmet yazarsın geçersin. Aşağıdakilerin hangisi döneminde Ekber ve Erşet usulü başlamıştır? Kesin 3. Ahmet 1. Ahmet olur. Bak 1. Ahmet'i yakalaman lazım. Ne demek Ekber ve Erşet sistemi? Tahta yaşça en büyük ve en olgun olan şehzadenin geçmesi usulüdür. Yaşça en büyük olan ve en olgun olan geçecek. Ekberiyet usulüyle tahta çıkan ilk Osmanlı padişahı 1. Mustafa'dır. Bak. Ekberiyet usulünü başlatan 1. Ahmet, 1. Ahmet'in kardeşidir 1. Mustafa. 1. Ahmet tahta geçtiğinde çok küçük yaşta, oğlu yok ve biraz da hasta. Bundan dolayı 1. Mustafa'yı idam ettirmiyorlar. Saray kadınları ve Yeniçeriler Birinci Ahmet çocuğu olduktan sonra birinci Mustafa'yı idam etmeye kalkıyor ama yemiyor artık o saatten sonra. Birinci Ahmet ölünce kendi oğlu değil kardeşi birinci Mustafa tahta geçiyor. Dolayısıyla birinci Mustafa nedir? Birinci Ahmet'in oğlundan daha büyük olduğu için bu sistemin adı ekberiyet sistemidir. Peki şimdi ne oldu? Sancaktan çıkan son padişah 3. Mehmet Kafesten çıkan ilk padişah 1. Ahmet. Ekber ve getiren kim? 1. Ahmet. Ekberiyet usulüyle tahta geçen ilk kişi kim? 1. Mustafa. O zaman ne yapalım? İşi tamamen çorbaya çevirelim. Bir de yorum yoluyla cevaplayacağız bir soru soralım. Ordunun başında sefere çıkmayan ilk Osmanlı padişahı kimdi? Hadi bakalım onu da siz yorum yoluyla yazarsınız. Ekberiyet sistemi kardeş katlini, tahtın babadan oğula geçmesini ve taht kavgalarını sona erdir. Bir daha söylüyorum. Kardeş katli sona erer. Çünkü ekberiyet usulüne göre ne oluyor? Şehzadeler yaşa göre diziliyor. En büyük olan tahta geçiyor. Bir sonraki yaşını bekliyor. Sırasını bekliyor. Sırası gelmezse ölürse sıra bir sonrakine kayıyor. Ve ne oluyor? Kardeş katli ortadan kalkıyor. Taht babadan oğla geçmemeye başlıyor. Bak 1. Ahmet'e kadar bütün Osmanlı padişahları baba oğuldur. 1. Ahmet'ten sonra bak bu kardeş. Bundan sonra kardeşler, yeğenler, amca oğulları falan filan tahta geçmeye başlayacak. Ve ne olacak? Babadan oğla geçme uygulaması, uygulaması son verecek. Ama sona erecek ama en önemli özellik taht da sona erecek. Biz bundan sonra pek böyle taht kavgası duymayacağız. Peki Ekber-i Erşed usulünün kötü tarafı ne? Şimdi ne oldu? Ekber-i Erşed usulüyle birlikte şehzadeler kafes usulüyle yetişmeye başladı. Adamlar sarayda bir kafesin içerisinde yetişiyorlar. Bildiğin bülbülü altın, kafe, altın kafese koymuşlar edebiyatı. Ve bu adamlar kafesin içerisinde yaşarlarken sarayda dünyadan ve devlet işlerinden bir, bir haber yetişiyorlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Bu adamlar padişah olunca ne yapacaklarını bilemiyorlar. Hatta kafeste yetişen bazı şehzadeler akli dengesini yitiriyor. Çünkü kapı her çaldığında acaba padişah mı oldum yoksa canımı mı almaya geldiler diye düşünüyor. Kapı tık tık yapıyor içeri bir giriyor garson yemek getirdim hünkâr yemek getirdim şehzadem diyor. Lan diyorsun bugün de padişah olamadık ama en azından bugün de yaşadık. Sen şimdi bu duygusal gelgitleri düşünebiliyor musun? O zaman işte bu Osmanlı tarihinde işte Mustafa delilerden, deli padişahlardan bir tanesidir. Deli olduğu iddia edilen İbrahim, onların psikolojisini bir düşün. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Çözüm arayışları ve lahiyalarda Osmanlı. Lahiya ne demek? Öncelikle ona bakalım. Devletin içine düştüğü buhranından kurtulması için yeni ve kalıcı tedbirler alınması gerektiğini düşünen deli terkanın yazdığı raporlara lahiya veya risale deniyor. Devletin durumu kötü. Bundan nasıl kurtarabiliriz ile ilgili yazılan rapor. Bu dönemde lahiya yazanlar Lütfü Paşa, Koçi Bey, Defterdar Sarı Mehmet Paşa, Gelibolu Mustafa Ali. Gedikli diye kodlayabilirsin hatırlamak için bak. G -dik li Gedikliler. Bu dönemde lahiya yazanlar en önemlisi kim? Koçi Bey'dir arkadaşlar. Hemen Lütfü Paşa ile başlayalım. E, tespit ettiği sorunları ve çözümlerini Asapname isimli risalesine yazmış. Lütfü Paşa'nın yazdığı risalenin de As asaf, Asafname'ymiş. Diyor ki devlet hazinesiyle ayakta durur. Gelir ve gidere dikkat edilsin diyor. Gelirler giderden fazla olsun diyor. İyi akıllı adam bu. Ücretli memur sayısı belli bir düzeyde tutulmalı diyor. Ha, ulufeli askerlerin sayısını azalt diyor. Tımar sistemine önem ver diyor o zaman bu adam. Emekliye ayrılanlara hazineden maaş vermek yerine başka bir çözüm bulunmalı diyor. Yani Lütfü Paşa ne diyor? Hazineye dikkat edeceksin kardeşim diyor. Bunun yanında lahia rapor, risale hazırlayanlardan bir tanesi de Koçi Bey. Bir daha söylüyorum. En meşhuru soru gelecekse buradan gelecek. Buradan bir soru gelecekse. 4. Murat ve 1. İbrahim döneminde yaşıyor. Raporlarını 4. Murat'a sunuyor. Birden fazla risale yazmış bu adam. Bozulmalara somut çözüm önerileri getiriyor. Ve Osmanlı'yı kanuni dönemine kadar incelemiş bu adam. Diyor ki ziyametler ve tımarlar ehline verilmediğinde diyor. Toprak sistemi bozulmuş diyor. Ziyametleri ve tımarları ehline verin diyor. Biz bir önceki videoda has ve pardon e, tımar sisteminin bozulma sebeplerinde ziyamet ve tımarların sipahilere verilmemesini söylemiştik zaten. Üçüncü Murat döneminde diyor. Ulufeli kul sayısındaki artış hazineye yük bindiriyor diyor. Hatırlayın bu adam oğlunun sünnet töreninde iyi iş yapan hokkabazları yeniçeri olarak ocağa almıştı hatırlarsanız. Eğer diyor ulufeli kul sayısı artarsa diyor hazineye binen yük artar. Hazineye binen yük artarsa... Reaya'dan toplanan vergi artar diyor. Reaya'dan toplanan vergi reayanın fakirleşmesine sebep olur diyor. Sen diyor reaya'dan makul düzeyde vergi alırsan, adaleti gözetirsen devleti toparlarsın diyor. Adam diyor ki ulufayı askerlerin sayısını düzelt, tımar sistemini koru, kolla, reaya'dan aldığın vergiyi düzgün bir sisteme oturt. Bak o zaman iş toparlanacak diyor. Yerden göğe kadar aklı Bu arada burada bulunan reaya Osmanlı'da vergi verilen halk, vergi veren halk demektir. Bir diğer e, risale yazan defterdar Sarı Mehmet Paşa. 18. yüzyılın başlarında bir risale yazıyor. Üretimi elverişli topraklar diyor atıl bırakılmamalı. Ülkenin zenginliği ziraate bağlıdır diyor. Ülkenin zenginliği ziraate bağlı. Bir de gelibolulu Mustafa var. O da diyor ki liyakatsiz kişiler diyor yönetici olarak atanmasın. İşi diyor layığına verin diyor. Peki bu dönem yayınlanan layığaların ortak özelliğine. Bir, kanuni dönemi ideal dönem olarak kabul edilmiş. Hep kanuni döneminden dem vurmuşlar. Kanuni sonrası dönemin rüşvet, adaletsizlik ve düzensizliğin yaygın olduğu bir dönem olduğunu söylemişler. Kötüye gidişin sadece iç faktörlerine bakmışlar. Avrupa'da meydana gelen gelişmelere hiç değinmemişler. Yani bu adamlar sadece Osmanlı'nın iç problemlerine odaklanmışlar. Yani şey düşünmemişler. Ya Avrupa'da ne oluyor? Avrupa nasıl kalkınıyor? Peki biz şimdi şeyi hatırlayalım. Biz bir önceki videomuzda da yayınladık. Ee, burada lale devrine gelmişken hemen şöyle gösterelim. Lale devrini kodlamayla öğrenmek için linkini verdiğim videoya bir bak arkadaşım. Bak konu zor. Kodlamayla daha iyi öğrenirsin. O videoyu seyreden arkadaşlar bilecekler. Lale devri Osmanlı'da Avrupayı tarzda yeniliklerin başladığı ilk dönemdi. Lahiyalarda Avrupa'daki gelişmelere bir değinme yok ama Lale ile birlikte Avrupa'dan bir destek alma söz konusu. Bu arada arkadaşlar yorum yoluyla sık sık hatırlatan arkadaşlar var. E, hocam diyorlar videoyu dinlerken seyrederken abone olmayı unutuyoruz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın 10.000'i 10 yeni açtık. Acil şekilde meşhur olmam lazım benim. Devam. Lale Devri'nin padişahı kim? 3. Ahmet. Lale Devri'nin sadrazamı kim? Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Devrin tarihi ne? 1718-1730. Hangi olaylar arası? Pasarofça ile patron halisiyan Ar arası. E hocam ben bunları nasıl aklıma tutacağım? Link verdik ya arkadaşım. Kodlama var orada. Git bak. Bak orada kodlamayı gör. Lapa'yı ye lapa. Lapa'yı gören arkadaşlar vardır. Peki hemen bir soru. Pasarov Çantlaşması daha önce işlemiştik. Osmanlı dış siyasetinde nasıl bir değişme sebep olmuştu? Pasarov Çantlaşmasıyla Osmanlı Karlov Çantlaşmasıyla kaybettiği toprakları geri alma ümidini Kaybetmişti arkadaşlar. Pasarof Antlaşması Osmanlı açısından bir dönüm noktasıydı. Hemen bakın arkadaşlar buraya şekil olarak da almışız. Bu videoyu, videonun bu kısmını Lale Devri'ndeki ıslahatları kodlamayla öğrenmek için Lale Devri ıslahatları kodlaması dersen kanalımızdan rahat rahat, rahat bulabilirsin. Lale Devri'nin özellikleri neler? Osmanlı ilk defa savaştan çok barışı korumak için Avrupa siyasetini takip etti. Osmanlı artık barışı korumaya çalışıyor. Lale Devri'nin en önemli özelliği barış dönemi. 1718'den 1730'a kadar İran'la yapılan savaşlar hariç. İran hariç. Hiçbir savaş yok. Bu dönemde Osmanlı ilk defa Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etti. İlk defa Avrupa'yı tarzda ıslahatlar yaptı. Bu dönemde askeri sınıf önemini kaybetti. Kalem ehli bürokratlar ön plana çıktı. Peki Osmanlı'da kalem ehli bürokratlara ne deniyordu? Hangi sınıftı bu? Kalem ehli bürokrat, bürokratlar, az önceki hataya tekrar düşmeyeceğim, kalemiye sınıfıdır, kalemi ehli bürokratlar. Buna tabi ben diplomasi de diyebilirdim. Bu dönemde diplomasinin kalemiye sınıfının güç kazandığının en önemli kanıtı Reisül Kütlap Mehmet Rami Efendi'nin sadrazam olmasıdır. Dikkat! Reisül Kütlap klasik dönemde yükselme devrinde nişancının yardımcısıydı. Nişancı padişahın yazışma işlerini yapardı. Reisül Küttab'a da bunları yazdırırdı. Reisül Küttab lale ile birlikte nişancıyı solladı. Adamlar sadrazam olmaya başladı. Bu neyin göstergesi? Artık Osmanlı'da diplomasi ön plana çıkmış. Lale devrinde hangi ıslahatlar yapıldı? Aha yukarıdan aşağıya doğru 11 tane ıslahat var. Yeşille yazdıklarım ıslahatlardır. Hocam bunlar çok mu diyorsun? O zaman kodlamaya bak. Bununla ilgili de bir kodlamamız var. Çiçekle deyiz. Lale bir çiçek ya zaten. Çiçekle ilgili bir kodlamamız var. Avrupa'da ilk elçilikler açıldı. İlk elçiliğin açıldığı yer Paris. Dikkat! Açılan bu elçilikler geçici elçiliklerdir. Osmanlı'da kalıcı ilk elçilikler 3. Selim döneminde açılacaktır. İlk Osmanlı elçisi Paris'e gönderilen 28 Mehmet Efendi'dir. Bir daha söyleyeyim ismi nereden geliyor? Bu adam Yeniçeri'ymiş. Yeniçeri, Yeniçeri ocaklarında 28. ortadan e, ortada görev yapmış biriymiş. O yüzden 28 Çelebi Mehmet deniyor bu ona. Ve Osmanlı'nın Avrupa'da ilk kez ge geçici yazıyormuş zaten ya. İlk geçici elçilik açması Eçiliklerin Osmanlı'nın batıya açılan penceresi olduğunun göstergesidir. Ve Osmanlı bu pencereden Avrupa'ya bakmıştır. Böylece Avrupa'yı tarzda yenileşme hareketlerinin başlangıcı olmuştur. Osmanlı artık Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmiştir ilk defa. Ve Osmanlı artık Avrupalıların kendisi hakkında ne düşündüğünü merak etmektedir. Ve Lale Devri'nde Osmanlı ülkesinde Avrupa'yı tarzdaki hayata merak ortaya çıkmış. İlk defa Osmanlı'ya matbaa gelmiş. İlk matbaa birazdan anlatacağız onu. İlk matbaa Osmanlı'da Müslümanlar açtı matbaayı kastediyoruz biz burada. Daha önce Osmanlı'da matbaa vardı. Ama ilk Müslüman matbaasını Said Efendi ile İbrahim Müteferrika açmıştı. İlk defa kütüphaneler kuruldu. İki tane kütüphane açılıyor. Tercüme faaliyetleri başladı. Birazdan tercüme faaliyetleri başladı. Bu tercüme heyetinin başındaki adamın adını da söyleyeceğiz. Şişe açısı uygulandı. İstanbul yeniden imar edildi. İtfaiye teşkilatı kuruldu. Yeniçeri Ocağı'ndan tulumbacılar. Bu arada yalnız bu 8 ile 9'u ben başı boşuna ayırmışım birbirinden. Demek ki 10 maddeymiş. İtfaiye Teşkilatı'nın zaten diğer adı tulumbacılar teşkilatı. Avrupa'yı tarzda mimari eserler yapıldı. Avrupa'yı tarzda mimari eserler yapıldı denince aklımıza gelmesi gereken Nuru Osmaniye Camisi. Bu cami barok tarzında yapılan ilk camidir. Sadabat Kasrı yapılmış bir de 3. Ahmet Çeşmesi yapılmış. Çin'i fabrikası, kumaş fabrikası ve çuha fabrikaları açılmış. Dikkat! Lale devrinde Askeri alanda ıslahat yok. Güzel test sorusu olur. E, alanları verir. Aşağıdaki alanlardan hangisinde lale devrinde ıslahat yapılmamıştır? Askeri alanda ıslahat yok. Bu dönemde Nedim ve Şeyh Galip gazelleriyle tanıyor. Meşhur Levni minyatürleriyle tanınıyor. Peki lale devri nasıl sona erdi? 1718-1730 arası yaşanan bu dönem devlet alanlarının aşırı israf ve lüks yaşamları sebebiyle halkın tepkisine sebep oldu. Halk sadrazama ve devlet adamlarına ciddi tepki gösterdi. 1730 yılında patronu Halil isyanıyla kanlı bir şekilde lale devri sona erdi. Ve lale devri sona ererken isyancılar Sadaba Sarayı'nı yerle bir ettiler ama bu dönemde gelen nerede o? Şuna. Matbaaya hiç dokunmadılar. Üçüncü Ahmet Çeşmesi'ne de dokunmadılar. Nur Osmaniye Camii'ne de dokunmadılar. Yani isyan eden adamlar yapılan ıslahatlara karşı değil. İsyan eden adamlar israfa ve yük, lüks yaşama karşı. Bunun da kanıtı ne? Sadabas Sarayı. Bir diğer konumuz arkadaşlar matbaa ve bilginin üretilmesi. Şimdi hemen matbaa nasıl ortaya çıktı, kağıt nasıl ortaya çıktı ona bir bakalım. Matbaa Çin'de icat edildi. Müslümanlar Avrupalılara öğretti. Avrupa'da ilk matbaa yapan 1450 yılında Jean Gutenberg bir Alman. Yalnız bu adam matbaayı icat etmedi. Matbaaya değiştirilebilen harflerle baskı tekniğini getirdi. Ne oldu böylece? Avrupa'da matbaa ortaya çıktı. Kağıt dediğimizde ilk icat edilen kağıtlardan bir tanesi parşömen. Bu hayvan derisinden bir kağıt. Hayvan derisini dabaklıyorsun, kirece yatırıyorsun, tüylerini yolluyorsun falan filan geliyorsun. Ondan kağıt yapıyorsun. Şimdi parşömen deriden bir kağıtsa düşünebiliyor musun? Şu mesela benim ders notu olarak kullanmış olduğum kağıdın deriden olduğunu. Vallahi hiç kusura bakmayın o zaman ben böyle bir kağıda bunları yazıp anlatmazdım. Veya en azından Arka tarafında kullanırdım. Çünkü deri çok bağlıdır. Bak işine yarar bu bilgi. Unutma. Sonrasında selülozdan kağıt. Şu an benim kullandığım kağıt milattan sonra 105'te Çin'de icat oldu. Çinlilerden Müslümanlar öğretti. Öğrendi. Müslümanlar Endülüs'te Avrupa'nın ilk kağıt imalathanesini açtılar. Bak Endülüs bugünkü İspanya'nın olduğu yer. Lise bir tarih bilgisi. Ve İspanya'da Müslümanlar Avrupa'nın ilk kağıt fabrikasını açtılar. Avrupalılar tarafından ilk kağıt fabrikası 1276'da İtalya'da açıldı. Ondan sonra Avrupa'nın her yerine yayıldı. Peki Avrupa'ya matbaa ve kağıt geldi ne oldu? Matbaa ve kağıdın kullanılmasının sonuçları nelerdir? Bir, bilginin kayıt altına alınması kolaylaştı. Önceden elle yazılıyordu. Bir kitabın yazılması günlerce sürüyordu. Şimdi matbaada çatır çatır basılıyor. Şimdi kayıt altına alındı. Kitaplar kısa sürede kopyalandı. Kısa sürede kopyalanınca fiyat ucuzladı. Hem kısa sürede çoğaltıyorsun, az emekle çoğaltıyorsun bir de böyle kağıda yazıyorsun. Kitap ucuzlayınca herkes aldı, okur yazar sayısı arttı. Bu sefer kütüphanelerin sayısı arttı, insanların eğitim düzeyi yükseldi. Dikkat, bir zincir. Düşünürsen çok rahat sayarsın. 1500'lü yıllara gelindiğinde yani Jan Gutenberg'ten 50 sene sonra Avrupa'daki 300 şehirde 1700'den fazla matbaa varmış. 1600 yılında Viyana İmparatorluk Kütüphanesi'nde 10.000 tane kitap varsa varken 1680'de 80 bin taneye çıkmış. Aynı tarihlerde de biz 10.000 bin yeniçeri varken 80 bin yeniçeriye çıkarmıştık. Hatırlarsın. Peki Osmanlı'ya matbaa nasıl geldi? Osmanlı'da gayrimüslimlerde çok eski zamanlardan bu yana matbaa vardı. Mesela ilk Yahudi matbaası 1493'te İstanbul'da kurulmuştu. Haham Gerson tarafından. Daha sonra Osmanlı'nın başka şehirlerine de matbaa açmıştı Yahudiler. İlk Ermeni matbaası 1567'de Kumkapı'da kurulmuş. İlk Rum matbaası 1627'de İstanbul'da bir papaz tarafından, Metaksas tarafından kurulmuş. Peki Avrupa'ya matbaa jean Gutenberg döneminde 1450'de geldi. Bizim Yahudileri, Ermenileri, Rumları saymıyorum. Müslümanlar 1727 yılında Osmanlı'ya matbaayı getirdiler. 300 sene sonra. Peki matbaa Osmanlı'ya neden bu kadar geç geldi? Bir, okuyucu kitlesi sınırlı. Matbaada basın ne olacak? Alacak kimse yok kitabı. İki, hattatlığın yaygın bir meslek olması. Yani kitaplar elde yazıyorlar, elde yazılıyor. Bunu yapanlar da hattatlar. Hattatlar alttan alttan bu işe karşı. Adam biliyor ki işini kaybedecek. Bir diğer sebep dini tutuculuk ve yasaklamalar. Maalesef bağnazlık. Bir diğer sebep kağıt yok, yetişmiş eleman yok. Bütün bunlardan dolayı matbaa Osmanlı'ya 300 yıl geç kalıyor, geç geliyor. Vallahi güzel de soru olur bu. Yıldızı koydum. İlk Osmanlı matbaası Lale Devri'nde açıldı. Kim açtı? Sait Efendi ile İbrahim Müteferrika. Bu arada bu Sait Efendi ilk Paris büyük Büyükelçisi olan var diyor. 28. 28'in oldu bu. Açılış tarihi 1727. Matbaada basılan ilk kitabın adı Van Kulu Lugati. Matbaa 27'de açılıyor. iki sene içerisinde kitap hazırlanıyor. Yalnız matbaanın açılabilmesi için Şeyhülislam'dan matbaanın kurulmasına dinen bir sakınca yoktur diye fetva alınıyor. Ama matbaada dini kitapların basılması yasaklanıyor. 1729-1741 arası sadece 17 tane kitap basılabiliyor. Müteferrikadan sonra İbrahim Müteferrikadan sonra bu matbaayı ilk kuran adamdan sonra 18. yüzyılın sonuna kadar toplam basılan kitabın sayısı 45. Ama dikkat patronu Halil isyanında sadrazam öldürüldü. Sadabat köşkü yakıldı yıkıldı. Padişah tahttan indirildi. Ama matbaaya dokunulmadı. Devam. Bu ünite beni öldürdü arkadaşlar. Bu ünite beni öldürdü. Son sayfaya geldik artık kurtarıyoruz. Bir daha söylüyorum bu sayfadan sonra 3. ünitenin e, oynatma listesi hazır. Oradan itibaren devam edebilirsiniz. Son konu ilim ve erfenir İrfaneli ilim ve artık konuşamıyorum da. İlim ve irfan erleri. Osmanlı'nın kuruluş ve yükselme devrinde bedeniye çok üst düzeydi. Osmanlı toplum hayatında alimlerin etkisi çok yüksekti. Çünkü kuruluş ve yükselme devrinde Osmanlı'da alimlerin, ilim adamlarının kıymeti vardı. Osmanlı, Türkistan coğrafyasında, İran coğrafyasında, Irak coğrafyasında, Mısır coğrafyasında ne kadar alim varsa hepsini kendi başkentine getirmek için çaba sarf ediyordu ve bunlara çok ciddi şekilde maaşlar veriyordu. Mesela hatırlayın, konuyla hiç alakası yok. 10. sınıf tarih dersi. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı'nın Osmanlı'nın hizmetine giren önemli alimlerden bir tanesi Ali Kuşçu idi. Belki hatırlayan arkadaşlar vardır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu'yu Ayasofya Medresesinin başına geçirdi. Ali Kuşçu normalde Orta Asya'da doğmuş bir adam, Türkistan'da doğmuş bir adam. Ali Kuşçu'yu Ayasofya Medresesinin başına geçirirken Ali Kuşçu'ya verdiği maaş 200 akçe. 200 akçe. Dikkat. Fatih Sultan Mehmet döneminde bir Yeniçeri'nin ulufesi 3 akçe. Bir Yeniçeri 3 ayda 1 3 akçe alıyor. Ali Kuşçu ayda 200 akçe alıyor. Yani Yeniçeri ayda bir akçe alıyor. Ali Kuşçu ayda 200 akçe alıyor. Peki bugün hani çok böyle nahoş bir örnek de olabilir ama ben yine örneği vereceğim. Bugün mesela Yeniçeri yerine böyle Paralı asker zaten askerlerin tamam maaş da alıyor da. Uzman çavuş sukakla geliyor. Bugün bir uzman çavuş 6 bin lira, 7 bin lira, 8 bin lira maaş alıyor. Hadi biz 5 bin lira diyelim. Peki bir uzman çavuşun 5 bin lira maaş aldığı yerde aynı mantıkla Ali Kuşçu bir profesördür. O zaman bir profesörün 5 bin çarpı 200 alması gerekiyor mu? O zaman bir öğretmenin, öğretmen biz Ali Kuşçu falan değiliz. Biz 200 akçe almayalım, 5 akçe alalım biz ya. Bir yeniçerinin 5 katını almamız gerekir mi? Yorum yok. Daha fazla uzatmayacağım. 17. yüzyıldan itibaren ilim hayatı gerilemeye başlıyor. Akli bilimler ikinci plana düşüyor. Akli pozitif bilimler. 17. yüzyıldan itibaren ilim hayatı neden geriledi? Merkezi otorite zayıfladı. Sosyal ve ekonomik sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Fetihler ve gelirler azaldı. Bu ikisi ortadan kalkınca ilmi teşvik eden unsurlar ortadan kalktı. Yani artık Ali Kuşçu gibi iki akçeler falan filan onlar ortadan kalkınca ne oldu? İlim hayatı gerilemeye başladı. Bu dönemde ilim ve ifan erleri dediğinde aklına Katip Çelebi, Naima Efendi, Evliya Çelebi, Yan Yala Esat Efendi gelecek. Dört kişi. Katip Çelebi kim? Avrupa'daki gelişmelerle Osmanlı'daki gelişmeleri karşılaştırıp Osmanlı ilim dünyasının ne kadar geri kaldığını ilk fark eden kişi Katip Çelebi. Katip Çelebi Avrupa'da Hacı Kalfa diye tanınıyor. Hacı Kalfa. Birçok eserin tercümesini yapıyor, batıdaki gelişmeleri takip ediyor. Bu özelliğiyle kendisinden önceki alimlerden ayrılıyor. Dönemin aydın kesimini eleştiriyor ve bu adam adam gibi bir medrese eğitimi de almamış. En meşhur eseri Keşfüs Bu eser kapsamlı bir ilimler ansiklopedisiymiş. Bir de kitapta yok. Cihan Numa adlı bir dünya coğrafyası isimli kitabı var bu adamın. Kağıtik çevirimi. Naima Efendi bu ilk Osmanlı vakayı nüvisti. Yani tarihçi meslektaşımız. Tarihi Naima isimli bir kitabı var. Olayları kronolojik olarak anlatmış. Kurumlar hakkında çok değerli bilgiler vermiş. Evliya Çelebi'yi hepiniz tanıyorsunuz. İlk seyahatini Bursa'ya yapıyor. 42 yıl boyunca geziyor. 10 cilt ve 4000 sayfalık bir kitap yazıyor. Yazdığı kitabın adı Seyahatname veya Seyahatname Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'nin bugün gezdiği coğrafyada, Evliya Çelebi'nin o gün gezdiği coğrafyada bugün 30'a yakın devlet var. Ve sen bu 30'a yakın devletin geçmişiyle ilgili bilgi sahibi edinmek, ol, olmak istiyorsan mutlaka Evliya Çelebi'nin kitabına bakman gerekiyor. Bir diğer önemli, bu dönemin önemli ilim irfan eri Yan Yala Esat Efendi. Adam Arapça, Farsça, Latince ve Yunanca biliyor. Kitapta bu bilgi yok. Sarı ile işaretlemişim ya. Aristo'nun bazı eserlerini Grekçeden Arapçaya çeviriyor, düzenlemeler yapıyor. Özellikle fizik adlı kitabını çeviriyor. Bu da kitapta yok. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından Lale Devri'nde kurulan tercüme kurulunun başkanlığına getiriliyor. Az önce söylemiştim zaten. Ve bu dönemde bu adama alimler muallimi salis diyor. Muallimi salis 3. öğretmen demektir arkadaşlar. 3. öğretmen. Peki birinci öğretmen kim? Aristo. 2. öğretmen kim? Farabi. Farabi'ye muallimi sani derler. Peki Yanyalı Esat Efendi kimmiş? Muallimi salismiş. Demek ki o da 3. öğretmenmiş. Evet sevgili arkadaşlar. Zor da olsa üçüncü, e, ikinci ünitenin sonuna geldik. E, i̇nşallah faydalı olmuşuzdur. E, desteklerinizi bizden esirgemeyin. Yorumlarınızı göndermeye devam edin. Başka bir tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.